KRT ekranlarından herkese merhaba. Ben Ercan Dalgıç. Başkent gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Trump'la Türkiye saatiyle saat 20'de bir görüşme gerçekleştirecek sevgili seyirciler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke ilişkilerinin çok gergin olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ki kendisi daha uçaktayken ABD Temsilciler Meclisi Trump'a bu ziyareti iptal edin, gelmesi uygun değil şeklinde bir çağrıda bulundu. Dolayısıyla bu gergin atmosferde çok sayıda başlığın tek bir ziyarete, tek bir görüşmeye sığabilecek mi, sığmaya çalışacak mı? Bunları biraz göreceğiz, izleyeceğiz. Bugün bu ziyaretin çok sayıda başlığı var ki şüphesiz bunlardan en önemlisi Suriye'de yaşananlar sevgili seyirciler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce de bu konuyu açıklamıştı. ABD ile yapılan mutabakata rağmen terör örgütü unsurlarının bu bölgeden henüz tam anlamıyla çekilmediğini söylemişti. Bu durumda bu mutabakatın kazananı hala Türkiye mi yoksa değil mi? Biliyorsunuz iktidara göre mutabakatın kazananı Türkiye'ydi. Artık bunu söyleyebilmek mümkün mü? Bunları tartışacağız. Bir yandan ABD ile olan ilişkiler nasıl bir ivme alacak bu görüşmeyle birlikte, bunları tartışacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Bahadır Selim Direk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, siz? Çok sağ olun. Şimdi az önce de söylediğimiz gibi daha Erdoğan yoldayken Temsilciler Meclisi, evet, Trump'a ziyareti iptal edin, gelmesi uygun değil şeklinde bir çağrı yaptı. Gergin bir atmosferde gerçekleşen bir görüşme. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Tabii. Bir kere şöyle bir sıkıntı var. Bu aslında bize görüşme olarak sunuluyor. Gerek Amerikan tarafından, yani Beyaz Saray Trump tarafından, gerekse Türkiye'de Cumhurbaşkanı tarafından, ama ben bunun çok açık bir tabirle tiyatro olduğunu düşünüyorum. Yani neden tiyatro diyorum? Şundan, bir kere iki tarafta, yani gerek Trump gerek Erdoğan, ikisi de kamuoyunu oynuyor, ikisi de tribünlere oynuyor. Yani şimdi göreceksiniz, ziyaret tamamlandıktan sonra heyet buraya, Türkiye heyeti buraya zafer çığlıklarıyla dönecek. Aynı şekilde Trump, azil süreci devam ediyor zaten Amerika'da. Erdoğan'la birlikte mevziyi kazanmayı planlıyor. Bir mevziyi kazanacak. Yani elini güçlendirecek kongreye karşı. Yani iki tarafta kendi iç kamuoyuna bir zafer kazandık. Tabii. İkisi de zafer kazandık. Zafer kazandık diyerek dönecekler, ama bu işin Türkiye açısından zafer olmayacağı zaten ortada, açık. Ama Türkiye'de bir kamuoyuna bunun böyle sunulması gerekiyor. Hani belki en sonda söyleyeceğiz ama şimdiden söyleyeyim. Yani Türkiye'de AKP tabanının diri tutulabilmesi için, AKP tabanının gücünü koruyabilmesi için muhakkak Türkiye'nin bir seçim sürecinde olması gerekiyor. Ya da işte sınır ötesi operasyon, terörle mücadele, ya da dış tehditlerin, tırnak içinde dış tehdit diyorum, abartılarak kamuoyunun önüne konması gerekiyor. Şimdi Suriye operasyonu zaten sıkıntılı gitti. Orada kamuoyunu, yani AKP tabanını konsolide edecek güçte bir tablo ortaya çıkmadı. Şimdi geriye ne kalıyor? Seçim kalıyor. Dolayısıyla ben bu ziyaretin ardından, bu ziyaretten elde edilecek kazanımlarla beraber Türkiye'nin bir erken seçim sürecine girebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu en başta bir not edelim. Dolayısıyla oradan zafer nidalarıyla dönmesi Erdoğan'ın elini güçlendirecek mi? Önümüzdeki dönem buna bakmak lazım. Peki ne konuşulur diye sorarsanız bana, ne olur gündemde, ne olur diye, şunu söyleyebilirim. Bence bu görüşmelerin bir görünen gündemi var, bir de kamuoyuna çok yansımayacak ama etkilerini önümüzdeki dönem göreceğimiz konu başlıkları olacak. Şimdi görünen gündemini hepimiz biliyoruz. İşte Erdoğan açıkladı giderken Suriye, evet, PYD-YPG unsurlarının mutabakata uymaması, hala saldırılar düzenlemesi, var FETÖ'nün iadesine aynı şekilde, evet, bir orada var olması, FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in iadesi meselesi vesaire falan. Şimdi işin bu görünen yüzü, öbür tarafta nedir görünen yüzü görüşmelerin? Bu S-400 meselesi. S-400'leri büyük olasılıkla, buna bir formül aranacağı söyleniyor. Şimdi benim anlamadığım bu. Önemli bir konu bu. Yani Sayın Erdoğan çıkıp açıklamamış mıydı, dememiş miydi kamuoyuna, bu iş bitti, bunları aldık artık, bunun önünde hiçbir engel yok. Şimdi nasıl bunu görüşme masasına koyacaksınız? Hani iş bitmişti, parasını vermedik mi? Verdik.
2,5 milyar dolar para verdik. Yani hepimizin cebinden çıkıyor. Sadece sağdan soldan bu para gelmiyor ki. Sürekli vergi veriyoruz. Sürekli cebimizden para eksiliyor. Sürekli yaşam standardımız düşüyor. Dolayısıyla bizim cebimizden S-400 alındı ve ne olacağı belirsiz bu füzelerin. Yani kullanılacak mı, kullanılmayacak evet. mı? Aktive vesaire, edilmesin yönünde ABD'den bir baskı geldi vesaire. İfade edildi. Hani biz bunları almıştık. Yani Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geliyor. Deniyor ki bir formül aranıyor işte bu konuda. Benim bildiğim bu iş bitmişti. Eğer bitmediyse ya da biz bunları kullanmayacaksak ya da paketini açmayacaksak neden 2,5 milyar dolar para verdik biz Rusya'ya? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bir S-400 meselesi var görünen gündemde. Görünmeyen gündemde ise bence en kritik başlık Erdoğan'ın mal varlığı meselesi. Yani Amerikan yönetimi gerek Trump gerek Kongre ikisi birden bu mal varlığı meselesinde ki hassasiyeti anlamış durumdalar. Yani Erdoğan'ı o noktadan yakaladıktan sonra her istediklerini yaptırabileceklerini biliyorlar. Açık açık söylemek lazım. Şimdi ben kanalları izliyorum, televizyonları izliyorum. Bu konu gündeme gelse bile değerli konuklar genelde ağızlarını gevelemeyi tercih ediyorlar. Yani çok gevelemek gerekmiyor. Yani açık açık. Yani bu konudaki hassasiyetini Amerika anladı. Erdoğan'ın ve bu hassasiyet üzerinden son dönemin tabiriyle yürüyecek gibi görünüyor Trump. Şimdi tam bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor. Biliyorsunuz bu görüşme aslında biraz da Trump'ın yazdığı ve diplomatik nezaketle hiç uyuşmayan bir mektubun gölgesinde geçiyor. Ki ikinci evet. bir mektup olduğu iddiaları da var. Evet. Buna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil aslında Cumhurbaşkanlığından. O mektupa yeterli yanıt verilmemekle eleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada yine bir yaptırım korkusu mu var acaba? Yaptırımlardan çekindiği için mi yeterli tepkiyi veremedi? Şimdi ben bir miktar farklı düşünüyorum. Yani yaptırım kime gelecek? Türkiye'ye gelecek. Yani Allah aşkına söyleyin bana yani AKP'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlar umurunda olur mu? Yani zaten herkes ezildiği kadar eziliyor. Zaten perişan durumda. Ekonomi çöktü. Doları ayakta tutmak için açıkçası şeytanın bile aklına gelmeyecek işler çeviriyorlar. Tarım çöktü. Ülkede sata sata mal kalmadı. Yani bunun üzerine 3-5 yaptırım daha gelse ne olacak ki? Yani daha kötü ne olabilir? Daha kötü ne olabilir? Yani insanlar vergilerden bu kadar bunaldı. Doğalgaza zam, elektriğe zam. Tam bir perişanlık vaziyeti. Ne yaparlar? Tekrar bir terörle mücadele tırnak içinde operasyon düzenlerler. Yine kendi tabanlarını konsolide ederler. Kimse ekonomik krizi, geçim sıkıntısını konuşmaz olur. Yani mesele bu kadar basit aslında Türkiye'de. Şimdi siz çok karamsar bir tablo çizdiniz evet, ama maalesef ben karamsar... 31 Mart seçim sonuçlarını da unutmamak lazım. Yani hemen öncesinde mesela 2018 Ağustos'ta bir anda fırlayan dolar kuru, ardından kurulan o tanzim çadırları ve bunun neticesi 31 Mart'a bir şekilde sirayet etti. Yani İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirleri kaybetti aslında çok AKP. Çok haklısınız ama Çanakkale Savaşı'nı kazandık diye Birinci Dünya Savaşı'nı kazanamadık maalesef. Yani şimdi bu da ortada. Bu mevzi bir muharebeydi. Bunu kazandık. Doğru. Yani kazandıktan kastım bir gazeteci olarak üçüncü gözle bakıyorum. Ama sonuçta hala Türkiye'de 10 Kasım'da Osmanlı özentisi demeçler veriliyor. Hala Türkiye'de doğal gaza zam yapıldığı zaman halkın sesi soluğu çıkmıyor. Elektriğe zam yapıldığı zaman kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Hala Diyanet İşleri Başkanlığı o anlamsız kamu spotuyla bu insanları bu insanların kültürünü yerle yeksan ediyor. Kadınları öteliyor, dış kapının dış mandalı yapıyor. Yani toplumda buna ses var mı? Yok. Yani 31 Mart seçimleri kazanıldı. Hiçbir itirazım yok. Başarıdır. İstanbul, Ankara, Antalya, büyük iller el değiştirdi. Buna da itirazım yok ama bu mevzi bir siyasi muharebedir. Geneline baktığımızda değişen hiç de bir şey yok. Ama şuraya getireceğim lafı. Yani o mektup meselesi çok kritik önemi haiz bir şeydir. Yani ben tam 26 yıl 9 ay gazetecilik yaptım bu ülkede. Bunun tamamını yakını dış politika muhabirliği. Evet. Yani dış politikada
Ben kelimelerin nasıl kuyumcu terazisi tartıldığını çok iyi bilirim. Noktanın, virgülün bir metinde ne kadar büyük anlam taşıdığını çok iyi bilirim. O diplomatların o metinleri oluştururken günlerce, gecelerce nasıl çalıştıklarını çok iyi bilirim. Dolayısıyla o mektup bir trajedidir Türkiye açısından. Yani bir ülkenin gururunu, bir ülkenin onurunu bu kadar yerle yeksan eden başka bir şey olamaz. Yani öyle Trump'tır, ne yapsa yeridir denilerek geçiştirilebilecek bir mektup değil. Değil mi? Zinhar değil. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır kendisi ve o mektubu bu sıfatla yazmıştır. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan her kim olursa olsun don't be fool diyemez. Yani aptal, ahmak olma diyemez. Bu Türk milletine yapılmış bir hakaret. Yani o makama yapılmış. O makam Türkiye'nin öyle ya da böyle birliğini, bütünlüğünü simgeleyen bir makam. Yani şimdi o mektubun yırtılıp çöpe atıldığı yönünde bir açıklamalar gelmişti Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, ama aynı kaynaklar şimdi işte Erdoğan'ın o mektubu gidip Trump'a iade edeceğini söylüyorlar. Ama normalde diplomaside bu tarz nezaketsiz bir üslupla yazılan bir mektuba nasıl yanıt verilmesi gerekirdi? Yani izlenmesi gereken yol neydi? Bir kere diplomatik ilişkiler kişisel ilişkilerden farklıdır. Yani bunu hemen burada bir altını çizerek söylemek gerekiyor. Öyle bir mektup size geldiği zaman bir bu mektubu reddedeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki hayır, sen böyle bir mektup yazamazsın bana. Büyükelçiyi çağıracaksanız diyeceksiniz ki bu mektubu alıyorsun, aynen geri iade ediyorsun, geri gönderiyorsun ve sizinle olan ilişkilerimizi Beyaz Saray'dan resmi özür gelene kadar askıya alıyorum. Sen de pılını pırtını toplayıp ülkene dönüyorsun. Ben büyükelçimi çağırıyorum. Eğer makul bir süre içinde resmi özür dilemezseniz, resmi özür iletmezseniz Ankara'ya, ilişkilerimin ileriki boyutuna ona göre karar vereceğim dersiniz, iş o noktada biter. Yani bu mektubu aldım, yırttım, çöpe attım, masaya koyacağım. Olmaz böyle. Tamam, bunu açıkladınız, böyle dediniz ama peki arkadaş, niye daha önce açıklamadınız, o mektup geldiği zaman niye açıklamadınız kamuoyuna? Neden? Çünkü çok basit. Yani saklayabildikleri kadar saklayacaklardı o mektubu. Trump zaten toplantıda dağıttı o mektubu. O zaman ortaya çıktı. Evet. Artı deniyor ki biz sahada verdik cevabı. Yani şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Benim AKP'nin hayran olduğum bir tarafı var. Yani çok hoşuma gidiyor aslında bu taraf. Her türlü hezimeti o kadar güzel başarıymış gibi sunuyorlar ki. Ve toplumda da bunun karşılığı oluyor. Çok ilginç. O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi sahada verdik yanıtın diyor. Bir arkadaş, sahada verdiniz de o mektup zaten operasyondan önce operasyondan sonra geldi yani. Operasyon uçaklar uçmaya başladığından dolayı mektubu yazıp o YPG'nin liderinin, artık adını unuttum, Mazlum Kobani'nin mektubunu iliştirip gönderdiler size. Yani olayın bütününe baktığınızda zaten söyledikleriniz gerçeği yansıtmıyor ama toplumda yine karşılık buluyor bu söyledikleri. O yüzden hani bu mektup meselesi bence Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi tarihinde bir yüz karası olarak geçecek. Ben okuduğum zaman açıkçası sabah inanamadım. Yani dedim ki şaka yapıyor biri, bu kadar olmaz ya da toplumun nabzını ölçmek istiyor, ama gerçek çıktı. Yani inanılacak gibi değil. Şimdi tabii FETÖ elebaşının iadesi konusunda belirsizlik hala devam ediyor. Yani aslında belirsizlik de demek yanlış. Yani vermeyecekler, bu 2-2 daha 4. Ama şimdi bir de YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin işte iade edilmesi yönünde uluslararası girişimler başlattı Türkiye. Bu girişimler de yine aynen Fethullah Gülen'de olduğu gibi karşılıksız mı kalacak sizce? Ya ben sanmıyorum açıkçası, vermezler. Şimdi Amerika'nın elinde bunlar bir enstrüman. Yani Fethullah Gülen CIA'nın kullandığı bir enstrüman. Bu zaten biliniyor. Yani burada benim söylememe gerek yok. Aslında hani biz genelde toplum olarak biraz balık hafızalıyız. Geçenlerde bayağı bir oldu. 6-7 ay oldu belki. Belki de bir yıl tam, bilmiyorum. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, emekli kor general, Fethullah Gülen'in Türkiye tarafından kullanılan, Soğuk Savaş döneminde kullanılan bir ajan olduğunu, bir etki ajanı olduğunu söylemişti. Daha sonra Fethullah Gülen Amerika tarafından angaje edilip Amerika'ya götürüldüğünü ve Amerika'nın kullanmaya başladığını kendisi anlattı. Yani Türkiye'de istihbarat konusunda en yetkin isimlerden biridir İsmail Hakkı Pekin. Dolayısıyla şimdi Amerika elindeki bu enstrümanları tutup da kimseye vermez. Hele bize hiç vermez. Bunları sonuna kadar kullanacaktır.
Fethullah Gülen'i zaten verse şimdiye kadar verirdi. Mazlum Kobani meselesine gelince zaten açıklıyorlar adamlar. Yani biz YPG ile PYD'li işbirliğine devam edeceğiz diye. Bu işbirliği devam edecek tabii. Yani çünkü orada tutunacak başka dalları yok ama sadece Kürt meselesi değil. Bana göre cihatçılar üzerinden de Amerika iş yapmayı sürdürecek. Yani bugün bakıyorsunuz dünya üzerindeki cihatçı yapılanmaların hepsinin altında CIA'nin parmak izi var. Dolayısıyla hani böyle Bağdadi öldürüldü. Trump bile söylemişti yani Trump Obama döneminde IŞİD'in kurulduğunu. Tabii. İşte yani yok Bağdadi öldü yerine geçen adamın yerini biliyoruz dedi Trump geçenlerde. İşte karısı Türkiye'nin eline vesaire falan. Bunların hepsi lafı güzel aslında. Yani bunlar devlet altı örgütlenmeleri olarak ellerindeki enstrüman Amerika'nın. Bunu tutup da Türkiye'ye vermezler. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani benim iki beklentim var orta vadede. Bunları da kayda geçirmek lazım. Bir tanesi bu da görüşmenin görünmeyen yüzünde ele alınabilir. Fethullah Gülen cemaatiyle Erdoğan'ı bir barıştırma operasyonu gelebilir önümüzdeki dönem. Yani cemaatin safralarını atmasının ardından, belli isimlerin harcanmasının ardından cemaatle AKP tekrar büyük bir barışma senaryosu içinde barıştırılabilir diye düşünüyorum. İkincisi aynı şekilde bir Kürt açılımı daha bekliyorum ben. Yani işte Selahattin Demirtaş'ın salınmaması, bir türlü salınmaması, Osman Öcalan'ın televizyonlara çıkarılması, Abdullah Öcalan'ın mektuplar yazması, bunların hepsini AKP ile PKK arasında ya da Kürt siyaseti ya da PKK'ya yakın Kürt siyaseti arasında önümüzdeki dönemde bir planlama olduğunu bana gösteriyor. Yani hissettiriyor en azından. Bunun en önemli kırılma noktası da Trump'ın alacağı karar bana göre. Eğer Trump Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yapılanmasının öyle ya da böyle güvende olmasını istiyorsa Erdoğan'la bunu yapabileceğini düşünüyordur diye tahmin ediyorum ben. Yani Erdoğan'a diyecek ki sen Suriye'nin kuzeyini de kapsayan Türkiye'de Kürt siyasetiyle barışacağın yeni bir açılım yap. Biz buna göre sana her türlü desteği verelim. Peki her türlü destek dediğiniz nedir? 2023'e kadar ya da 2023'ten sonra AKP'nin ya da daha teorik ifadesiyle siyasal İslam'ın Türkiye'deki iktidarını sürdürmesi garantisini verebilir. Ama dediğim gibi koşulları var. Yani Kürt açılımı yapacak bir. İkincisi de bu Kürt açılımı yanı sıra bölgesel olarak Rusya ile ilişkilerini gevşetecek. Suudi Arabistan'la barışacak. Mısır'la barışacak. Yani görünmeyen yüzünde bunlar konuşulabilir diye düşünüyorum. Tabii burada yine kritik eşik Erdoğan'ın mal varlığı meselesi. Evet. Bir de şimdi bu Barış Pınarı Harekatı ile birlikte ele geçirilen IŞİD'li teröristler biliyorsunuz. Evet. Türkiye bunlardan birini sınır dışı etti. Ama Yunanistan da kabul etmedi. O terörist şu anda tampon bölgede duruyor. Evet. Bekliyor orada işin aslı. Ama bunun gibi pek çok sayıda terörist var. Bu esir daha doğrusu ele geçirilmiş IŞİD'li teröristlerin durumu ne olacak sizce? Çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Erdoğan gerek Türkiye'deki Suriyelileri gerekse IŞİD'lileri bir diplomatik enstrüman olarak kullanıyor. Batı'ya karşı, Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı ama şimdi ilk önce Avrupa buna bu şantaja boyun eğerek yanıt verdi. Yani tamam dedi bize gönderme biz sana çok fazla ses çıkartmayalım ama şimdi Avrupa'nın şöyle bir huyu var. Avrupa'da Avrupa'yı bir şantajla ya da bir tehditle geri adım attırıyorsanız bir noktada Avrupa orada B planını hemen şekillendirip uygulamaya koyuveriyor. O yüzden hani dikkatli davranmak lazım. Hani bunlar ensar muhacir dediler, öyle dediler, böyle dediler Suriyelilere. İşte biz onlara tabii bakacağız dediler. Harcadığımız paranın haddi hesabı yok bu arada. Neyse. Ama belli ki Erdoğan bunları Batı'ya karşı bir araç olarak kullanıyor. IŞİD'lileri de öyle araç olarak kullanıyor. Dediğimi yapmazsanız IŞİD'lileri gönderirim diyor.
Ne yaptı? Ya adam orada bekliyor. Aç bir aç ölecek ya da bir şekilde alacaklar ama bunun hesabını sonra sorarlar adama. Yani radikal İslam unsurlarıyla silahlı terör örgütü örgütlerin üyeleriyle ya da insanların kafasını kesen bir örgütün elemanlarıyla diplomasi yapma şansınız yok. Ne ahlaki, ne insani, ne de siyasi açıdan bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla hani bu çok uzun dönem devam etmez. Biz Suriyeliler ülkelerine gönderilsin, bu insanlara burada yazık oluyor, perişan oluyor dediğimiz zaman ırkçı diyorlardı, faşist diyorlardı. Hiç alakası yok. O insanların hakkı hukuk kendi ülkesi için geçerli. Yani o insanları vatansız bırakmanın kimsenin hakkı değil. Ki bir ülkenin demografisine değiştirmeye varan sonuçları da var aslında. Eğer bu insanlar üzerinden gizli gündemleriniz varsa Avrupa'ya karşı şantaj malzemesi yapmak, Türkiye'ye selefi aşısı yapmak gibi gizli gündemleriniz varsa ve bu insanları mağduriyetini araç olarak kullanıyorsanız bu hiç ahlaki olmaz. Dolayısıyla bunu böyle görmek lazım. Yani Suriyeliler bu ülkeden gitsin demek aslında bu insanların hakkını, hukukunu bir anlamda savunmak. Yani kendi ülkelerinde, kendi ülkelerinin vatandaşı olarak yaşasınlar. Yani ülkelerinde barış gelsin, savaş olmasın vesaire falan. Ama maalesef bu Türkiye'de çok fazla çarpıtlıyor bu mesele. Diğer yandan bu Suriye konusunda ben Trump'ın süremiz çok... Süremiz biraz azalıyor. Tabii. Suriye konusunda Trump'ın Erdoğan üzerine çok varacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani meseleye bu mal varlığı işinden girdiği zaman, meseleye Rusya ile ilişkiler S-400'ler meselesinden girdiği zaman ve Erdoğan'ın oradan zafer kazandık söylemiyle geriye dönmesini sağlayacak gerekçeleri Erdoğan'a sağladıktan sonra Erdoğan Amerika ne isterse yapar. Yani hiç öyle uzun uzadıya bunu şey yapmaya gerek yok, değerlendirmeye gerek yok. Ama bu arada önümüzdeki dönem dikkat edilmesi noktalardan bir tanesi bence önemli Rusya ile olan ilişkiler. Yani Amerika'dan alıp geldiğiyle Rusya ile bundan sonra izleyeceği politika arasında neler olacak? Buna dikkatli bakmak gerekiyor. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür katıldığınız ederim. İçin ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, Başkent Gündemi'nin ilk bölümünde gazeteci yazar Bahadır Selim Direk bizimle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdik ama ekran başından ayrılmayın çünkü kısa bir reklam arasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Bedri Serter'i konuk edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası. Başkent gündemine ikinci bölümle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Bedri Serter. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizden önceki konuğumuz Sayın Bahadır Selim Direk'le evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyorduk. Bu konuyu size de sormak istiyoruz. Peki. Biliyorsunuz ABD Başkanı Trump'ın yazdığı skandal bir mektubun gölgesinde gerçekleşiyor bu ziyaret. Maalesef. Ve o mektuba rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gitmesi doğru bir adım mıydı sizce? Şimdi oradan aldığımız zaman dün de Salı grubunda Genel Başkanımız grupta konuşmalarını yaptı. Aslında o mektup bir kere bizleri, Türkiye'yi yerle bir eden bir mektup. Sadece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yazılmış bir şey değil, Türk milletine yazılmış bir mektup. Ve o mektubun 9 gün saklanması da Türk milletinden idare olaraktan ve irade olaraktan hiç uygun değil. Ve biz bunun çok üstünde durduk. 9 gün sonra Senato'da, Amerikan Senatosu'nda bir senatörün WhatsApp grubundan ve mail gruplarından yayınlanmasıyla hepimiz sahiplendik. Çok üzüldük. Bir Türk vatandaşı ve Türk milleti olaraktan ben de çok üzüldüm. Şimdiki Sayın Recep Tayyip Erdoğan o mektubu alıp götüreceğim dedi. O mektup öyle gelmedi ki bize. Sistem nasılsa öyle gitmesi lazımdı geri olaraktan. Aynı gün aslında. Bizim umudumuz yine bir kez daha Türkiye'nin başı öne eğilmeden bu toplantının sağlıkla bir türlü bitmesi. Tabii o mektuptan sonra Amerika'ya gidilsin mi gidilmesin mi çok tartışıldı. Bizim görüşümüz de gidilmemesinden yanaydı. Net olaraktan bu mektubun karşı cevabının verilip ona göre bir hiyerarşik yapı içinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ve Büyükelçiler düzeyinde bu işin gelişmesi gerekirdi. Ama maalesef
hem Trump hem Cumhurbaşkanı birbirleriyle ne bağlantıları varsa bilmiyoruz. Tabii ki mutlaka görüşecekleri konular vardır. İki tane büyük devlet adamı bir araya gelmekte. İki büyük devletin reisleri, başkanları bir araya gelmekte. Umudumuz bizim bu görüşmelerden akşam saat 8 Türkiye saatiyle 8'deki görüşmelerin Türkiye açısından çok olumlu geçmesini ümit ediyoruz ve umuyoruz diyeyim. Ama her türlü konuya da hazırlıklıyız. Evet. Şimdi biraz iç siyasete dönelim isterseniz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Plan bütçe komisyonunda çok bütçe yoğun görüşmeleri devam ediyor ki siz de orada çok aktif bir milletvekilisiniz. Evet, çalışıyorum. Şimdi 2020 bütçesiyle ilgili genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları neler efendim? Yani sakıncalı bulduğunuz hangi noktalar var 2020 bütçesinde? Şimdi bir kere başladıkları an itibariyle geçtiğimiz 2018 bütçesinin Sayıştay raporları geldi elimize. Hiçbir bakan bu 2018'deki Sayıştay'ın raporlarını bize sunmuyor. Biz bu Sayıştay raporlarını kendi imkanlarımızla tedarik etmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğunca halktan gizli olaraktan hiçbir canlı yayın yok. Bugün biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, bütün büyükşehir belediyeleri canlı yayında halkına neler yaptığını tarif etmekte. Ve biz halkımızı temsil eden milletvekilleri olaraktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2020 bütçesi geçerken bu bütçeyi halkımızla paylaşamıyoruz. Aldıkları el çokluğuyla bir kararla yayınlanmamasını, kimden neyi kaçırıyoruz? Bir kere bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Halkımızdan hiçbir şeyi biz kaçırmak istemiyoruz ve herkes her şeyi bilsin istiyoruz ama maalesef kaçırıyorlar. Biz de elimizden geldiğince sizlerin kanalıyla, basın organları kanalıyla mecliste genel kuruldaki konuşmalarımızla bunları deklare etmeye çalışıyoruz. 2018 hiçbir bütçesini hiçbir bakan Sayıştay raporlarını bize sunmadı. Çünkü Sayıştay raporları gerçekten çok sıkıntılı. Bütçeler o kadar şaşmış ki %50'lerden başlayın %150'lere kadar da Cumhurbaşkanlığı bütçesinden gelen şaşmalar var. Bu şaşmalarla nasıl bir denk bütçe ayarlanacak, nasıl bir bütçe yapılacak bilmiyoruz. Bu getirdikleri 2020 bütçesi de hiçbir zaman için hiçbir şekilde hem plan bütçe komisyonumuzu hem bizleri hiç tatmin etmiyor. Hasbelkader kendi yine yoğunlukları ve çoğunluklarıyla el kol hareketleriyle yani ellerin kalkmasıyla geçiriyorlar. Hayırlısı olsun diyeceğiz vatana millete ama ümit etmiyoruz ki doğru düzgün bütçelerin geldiğini ve bu Türkiye'nin artık doğru yönetildiğinin hiçbir şekilde kabul etmeyecek vaziyetteyiz. Halk da bunu zaten görmekte. Evet. Şimdi plan bütçe komisyonundan geçen bir paket var ve o kadar çok alanda yeni vergiler öngörüyor ki buna mega vergi paketi desek herhalde yanlış olmaz. İşte dev şirketlere dijital hizmet vergisi, otelde tatil yapan vatandaşa kaldığı gün başına vergi ödemesi gibi 12 lira çeşitli arasında, düzenlemeleri evet öngören bir paket. Halihazırda ekonomik bir darboğazın yaşandığı bu dönemde bu vergi paketi vatandaşın boğazındaki düğümü biraz daha sıkmak değil mi aslında? Dediğiniz çok doğru ve şunu gösteriyor. Şu andaki tek adam rejimi Türkiye'yi bütçesel olaraktan götüremediğini göstermekte. Ve zaten o kadar çok halkın vergi borcu, kredi borcu, kredi kartları borcu var ki bunlara bir ilmek daha çıkıyorsunuz, idama mahkum eder hale getiriyorsunuz. Ne zaman bir hikaye var biliyorsunuz, padişah vergiyi salmış, en son artık herkes gülmeye ve oynamaya başlamış. Demiş ki padişah kesin artık, herhalde hükümet de onu bekliyor. Halkın sokaklarda ne zaman oynamaya başladığında, kafayı yediği zaman diyecek ki artık vergiyi kesin, tamam kardeşim bitmiştir. Zaten vergi alamıyorsun ki, vergi artırsan ne olacak? Yine vergiyi orta sınıf ve onun alt sınıfında çalışan kesimden kesiyorsun. Üst tarafta kendi yandaşlarına, kendi zengin ettiği insanlardan vergi toplayamıyorlar ki. Verdikleri kredileri de geri alamıyorlar. Vergileri de geri alamıyorlar. Yine olan vergi cezaları da iptal ediliyor. İptal ediyor. Tabii canım, vergi cezalarını iptal ediyorlar. Kredilerini uzatıyorlar. Kredi borçlarını kapatıyorlar. Halkın, esnafın, küçük sanayicinin, orta ölçekli KOBİ'lerin hiçbir şekilde, işçinin, memurun hiçbir desteği yok burada. Tümüyle salma vergilerle bu işler idare edilmeye çalışıyor ama
idare edecek pozisyonlar yok maalesef. Evet. Siz şimdi bir turizm bölgesinin İzmir'in milletvekilisiniz. Tabii aynı zamanda bir iş insanısınız. Evet. Dolayısıyla bunu size sormak gerekiyor. Özellikle bu otelde tatil yapan vatandaşa getirilen o yeni vergiler, kaldığı gün başına ödeyeceği vergi, biraz turizm sektörünü baltalayacak bir vergi değil mi? Yani bu durumda zaten 5 yıldızlı otellerin fiyatları malum. Kesinlikle öyle. Yaz döneminde. Daha geçenlerde bir de vergi ödeyecek olduktan sonra hangi vatandaş gidecek? Tabii geçenlerde daha turizm ve otelcilere bir yine salma bir komisyon gibi bir iş çıktı. 0.75'e pazarlık ettik. Yani bizim zorumuz. Onlar ile %1 olsun istiyoruz. Turizm Kalkınma Ajansı. Kalkınma Ajansı'na pay olaraktan. O da bir ekstra bir vergi. İnşallah yerini bulur. Çünkü hiçbir toplanan bedel yerini bulmuyor. Turizmciler de inşallah bu reklamlarla yerini bulur diyorlar. Geçenlerde Turizm Bakanı da, yarın da Turizm Bakanlığı bütçesi var, bunu sorgulayacağız. 20'ye yakın bir reklam hazırladılar. Bunları dünyanın dört bir yanında reklamını yapacağız ve bu fondan faydalanıyoruz dediler. İnşallah bu fon o konulara, turizmciye geri dönecek şekilde hareket kabiliyeti artar. 6 lira ile 12 lira arası kişi başı bir günlük, dediğiniz gibi bir gecelik için vergi. Bunu otelciler müşterilerinden alacak gibi gözükmüyor. Yine kendi bünyelerinde saklamak mecburiyetinde ve kendileri cepten ödeyecekler. Yani onların kar marjları, onların imkanlarını yine kısıtlamış oluyorlar. Ve buna bir farklılık getirirlerse o zaman otel ücretlerinde de zam yapılmış oluyor. Zaten zam. Kendileri enflasyon oranını %9.5 gösterirlerken normal enflasyon şu anda Türkiye'de ortalama %23.3'lerde gözüküyor. Yani bu pazardaki domateste, patateste, soğanda, bakkaldaki pirinçte, market alışverişlerinde yaptığımız doğal gıdalar, devamlı kullandığımız gıdalar üstünde %23.3. Ama maalesef ki kendileri TÜİK'ten aldığı verilerle istediği noktalarda %9.5 gösteriyor. Keşke 9.5 olsa. Bunun karşılığında %23.3'ün karşılığında işçimize, memurumuza %4 zam geliyor. Yani bu hakikaten hakkaniyet dahili değil. Bir de üstüne vergi koyuyorsun. Yaşam şansları çok sınırlanmaya başladı insanların. Maalesef ki toplu intiharlar başladı. Tekil intiharlar başladı. Aileler, aile düzenleri bozulmaya başladı. Bunların hepsi ekonomiyle dayalı. İnşallah en kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bunların hepsini düzeltmeye kararlıyız. Bir de su ürünleriyle ilgili tepki çeken bir düzenleme mevcut. Onun da ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz. Su ürünleri yasası diye bir yasa getirdiler ama su ürünleri yasası getiriyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesi altında. Şu anda Türkiye'nin 8.333 kilometre bir sahil kenarı var, sahil sınırı var. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bunun yanında 120 adet doğal gölümüz var Türkiye'de ve artı 47 tane de ciddi akarsuyumuz var. Çayları falan saymıyoruz. 47 tane. Bu kadar suyu bereketli olan bir ülkenin Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı veya Su Ürünleri Bakanlığı diye bir bakanlığın olmaması bir handikap bence. Bunu alıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde bir yerde genel müdürlük seviyesine indiriyorsunuz. Bu Türkiye için bir hainliktir bence. Gerçekten hainliktir. Bu Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı'nın bir an evvel kurulması lazım. Çünkü buna bağlı olaraktan da su ürünleri fakültelerinden mezun 15 bin gencimiz var. Şu anda iş bekleyen. Denizcilik fakültelerinden ve denizcilik yüksekokullarından on binlerce gencimiz var iş bekleyen. Ancak böyle bir bakanlıkla hareket edilir. Bir anekdot anlatayım size. İsviçre'de bir tek büyük bir göl var ve bu gölle ilgili Denizcilik Bakanlığı varmış. Bizim Türkiye'den gidenler sormuşlar ya, demişler ki bu böyle bir gölde bakanlık mı olur? Sizde adalet var mı ki Adalet Bakanlığı kurdunuz, demiş. Bizde de bu göl var, bizde Denizcilik Bakanlığı kurduk, diyor. Yani böyle dünyada değişik noktalarda anekdotlara bile, gülmece olaylara, fıkralara bile taş çıkartacak pozisyonlardayız. Siz şimdi bunu anlatınca aklıma şey de geldi. Tabii denizlerimizden ve su kaynaklarımızdan yaratılacak ekonomi işin başka bir boyutu. Bir de mesela üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin deniz sporlarında, daha doğrusu su sporlarında kayda değer bir başarısı yok. Yani hiçbir başarısı yok. Hiçbir başarı elde edemiyoruz. Yani gemicilik, turizm, üzücü bir durum. Deniz
denizlerdeki balık, yani buradaki mesela su ürünleri yasasını getirdiler. Trolle avlanmayı 15 metreye kadar çıkartıyorlar. Ya yazıktır. Zaten trollü adam denizin dibine bir sokuyor. Ne yumurta bırakıyor, ne kaya, ne taş, hiçbir şey bırakmıyor. Ekolojiyi darman duman ediyor. Sen onu kısaltacağına bu sefer 15 metre derinliğe kadar troll yaptırtıyorsun. Balık kalmadı memlekette. Bugün hamsi bile 15-20 liradan satılıyor kilosu. Kaldı ki bu dönemde hamsileri biliyorsunuz 2 lira, 2,5 liradır kilosu. Evet. İnsanlar hiç olmasa çocuklarına o balığı yediriyorlar. B vitaminini aldırsınlar diye. Balıklar kalmayınca fiyatlar artıyor bu sefer. Nasıl bir deniz ülkesiyiz? Biz de şaşırdık kaldık. Ama bu denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı'nın bir an evvel kurulması şart. Evet. Şimdi ihracatçıların uzun zamandır yeşil pasaport alma gibi bir talebi vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir gelişme söz konusu. Yeşil pasaport için uygulanan 1 milyon dolarlık ihracat kriteri indirildi. 500 bin dolara çekildi. Şimdi bu tabii ki sevindirici bir gelişme ama ihracatçıların başka sorunları da mevcut herhalde, değil mi? O kadar çok iş dünyasının problemi var ki sadece ihracatçıların değil. Köşe başındaki bakkal Mehmet amcanın da sorunu var. Terzi Ahmet'in de sorunu var. Sanayicilerimiz de problemi var. İhracatçılarımız da problemi var. Çünkü dünya pazarı gün geçtikçe daralıyor ve Türkiye dünya pazarında hiçbir ülkeyle bir yoldaşlık yapamıyor. Bütün ülkelerle, hem çevremiz dahil olmak üzere, hem Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri, hepsiyle kavgalı haldeyiz. Kavgalı dükkandan kim alışveriş yapar ki? Yüzü gülmeyen bir dükkan sahibinden kim alışveriş yapar? Biz o hale geldik artık. Herkesle didişiyoruz. Özellikle bu Suriye, Irak bataklığı bizi bütün dünyayla karşı karşıya getirdi. Rusya ile karşı karşıyayız, Amerika ile karşı karşıyayız, Mısır ile karşı karşıyayız, Suriye ile karşı, Irak'la karşı, İran'la karşı karşıyayız, Yunanistan'la öyle. Kim bizden ne malımızı alacak ki bizim? Zaten satılacak malımız yok. Hep ithalata dayalı bir rejimle hareket ediyoruz. Bundan dolayı da ihracatçı da çok mağdur durumda. İhracat yaptığı zaman karlılık oranları çok düşüyor. Ve dolardaki bu oynaklık onların marjlarını da çok minimize etmekte. Bir de kotalarla, bizi Amerika'dan gelen kota, ondan sonra diğer ülke Rusya'dan gelen kotalarla bizi ihracat yapamaz hale getirdiler. Çok az bir ihracatçı mutlu olabilir ama Türkiye 82 milyona hitap eden bir ülke. Evet. Yani burada sanayinin, tarımın, denizdeki ürünlerin hepsinin fışkırması lazım ve bunların hepsinin ihraç olabilecek pozisyonu var. Ama hiçbir şeyi ihracatta doğru düzgün değerlendiremiyoruz. Tabii yine bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde kısaca bir hatırlatmak gerekiyor. Çünkü ziyaret elbette siyasi meselelerin konuşulacağı bir ziyaret ama iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi bir durum da söz konusu. Daha doğrusu Türkiye'nin böyle bir arzusu var. Ama tabii mevcut siyasi gerilimler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir şey mümkün olacak mı? O da ayrı bir çok zor. Merak zaten konusu. Yani Amerika'da, Rusya'da bizim bu boynumuza takılı iple çok oynuyor. Yani bir de Çin denen bir büyük devlet çıktı ortaya. İnanılmaz derecede nüfusu var ve çok ekonomik şartlarda bizimle rekabet, bütün dünyayla rekabet eden bir pozisyonda. Bizde bakıyorsunuz, demin dediğim gibi Doğu Kıbrıs'ın doğusundaki olaylar bile bizi çok etkiliyor. Orada Amerika var, Katar var, Arabistan var, her şey. Müslüman ülkeler de orada. Biz onlarla da karşı karşıyayız. Tabii ki Kıbrıs Türklerine ve Türk kesimine hep sahibiz. Olmak mecburiyetindeyiz. Biz oraları büyüklerimizin akıttığı kanlarla aldık oraları. Orayı teslim etme şansımız olamaz. Mümkün değil ama bu dışişleri yapılanmasının gerçekten çok büyük eksikliklerini görmekteyim. Ben bir yandan da sadece bunu laf olsun diye değil, büyükelçilikler düzeyinde de gidip hem Avrupa büyükelçilikleriyle hem Kıbrıs'ın büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarıyla değerlendiriyorum. Ve devamlı olarak da bunu takip ediyoruz. Gerçekten her şeyin revize olması lazım Türkiye'de. Her şeyin bir an evvel revize olması lazım. Gidişatımız hiç iyi değil. Bunları toparlamak bizlerin elinde. Keşke 120 milyar dolarlık bir ihracat yapabilsek. Ve yapmamız da yapmayacak bir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu 100 milyarlık ihracat bizim Amerika'ya yapabileceğimiz, Amerika'nın sadece yurt dışından aldığı ithalatın %1,5'ına falan tekabül ediyor. Yani hiçbir şey değil Amerika için ama adamlar almayacağız diyorlar sizden. Evet.
Şimdi süremiz biraz azalıyor. O yüzden bir başka konuya hemen geçmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kamera tartışması başladı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal hatta Meclis Genel Kurulu'nda bu konuyu gündeme getirdi. Onunla ilgili kısa bir veterimiz var. Önce onu izleyelim, sonra onunla ilgili görüşlerinizi alalım. Hazırsanız izleyelim o veteriyi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta biri bizi gözetliyor evine çevrilmiş durumdadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yerleştirilen yeni kameralar tartışma yarattı. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Sebebi nedir? Geçtiğimiz hafta sadece muhalefet milletvekillerinin girebildiği meclis balkonlarının kulislerine güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak o kameralar milletvekillerinin kulislerde oturduğu koltukları direkt görebilecek şekilde yerleştirildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kameraların fişleme maksatlı yerleştirildiğini söyledi, tepkisi sert oldu. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Sebebi nedir? Bu kamera kayıtları hangi milletvekillerin hangi milletvekille görüşüyor onu mu tespit etmeye çalışıyorlar? Balkonlu kulislerde konulan bu kameralarda ses kaydı da yapılıyor mu? Tanal kameraların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu ya bir fişlemedir, bu bir izlemedir. Sayın Başkanım, güvenlik uğruna temel hak ve özgürlükler bu kadar feda edilemez. Burada ben milletvekili olarak neden izleniyorum, neden fişleniyorum? Evet, tartışmalar bu şekilde sevgili seyirciler. Sayın Serter, Sayın Tanal'a katılıyor musunuz efendim? Fişleme maksatlı yerleştirilen sonuna kameralar. Sonuna kadar katılıyorum Sayın Tanal'a. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 tane milletvekiliyiz. Biz oralara girerken de çıkarken de bütün otokontrolünü emniyet teşkilatı yapmakta. Ve inanın sivil polisten geçilmemekte meclisimiz. Bu kadar bizlerin artık bu kadar korunmasına da ihtiyaç yok. Biz meclise giriyoruz. Halkımızla iç içeyiz. Bizim korunmaya hiç ihtiyacımız yok. Korunmaya kimin ihtiyacı varsa zaten tonlarca arabalarla, yüzlerce korumalarla gitmekte. Ondan dolayı bu kameralarda gerçekten bizim nefes almamızı bile izlemeyi demek ki takip etmek mecburiyetinde. Bir an evvel kaldırılsın diye ciddi bir mücadele vermeye ve kaldırtacağız onları da. Çünkü olacak şey değil. Biz milletvekillerimizle oturup rahat konuşamayacağız mı? Misafirlerimizle rahat konuşamayacağız mı? Ses kayıtlarıyla, görüntülerle niye konuştun, niye ettin? Sovyet Rusya'da herhalde yok. Milletvekillerinin kullandığı kulislerde de var mı bu kameralar? Aynı onlar, yok, onlarda da var, bizde de var. Hepsini kendilerini de kontrol ediyor. Kendilerine de güvenleri yok demek ki. Veya birilerinin onlara güveni yok. Öyle demek lazım bu konuyu. Bunun bir an evvel çözülmesi lazım. Dediğim gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bile zamanında yoktu. Şimdi Rusya'da hiçbir şekilde yok. Zaten her zaman için dört tarafı emniyet teşkilatıyla sarılmış bir vaziyette bize kim gelecek suikast yapacak, kim gelecek öldürecek? Hani kamera ne yaparsın? Hırsıza karşı kamera. Hırsız mı dolaşıyor meclisin içinde? Bizler hırsız mıyız? Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Evet, sevgili seyirciler, Başkent Gündemi'nin ikinci bölümünde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Bedir Serter oldu. Gündemin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.